Evet, güne bakışın yine değerli bir konuğu var. Cumaları artık alışıldığı üzere saat 1'de konuğum oluyor sevgili seyirciler. Güne bakış öyle devam ediyor. İlahiyatçı yazar Sayın Cemil Tokpınar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam öyle bir süreçten geçiyoruz ki her şey ortaya atılıyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İşte gazetecilerin bu süreçte devreye girip bilenleri konuşturması ve işe aydınlık kazandırması gerekiyor. Bunu yapan artık pek gazetecilik bu anlamda zorlaştı, yapılmıyor. Neyden bahsediyoruz efendim? Şimdi son 2-3 senedir bazı tartışmalar Risale çerçevesinde de dönüyor. Risale-i Nurlar'ın çerçevesinde de dönüyor. Zaman zaman Üstad Bediüzzaman'ın üzerinde de, merkezinde de dönüyor. Şimdi ilginç bir şey oldu. Çokça isim vermeye gerek yok yani bilen biliyor. Üstad'a hakarete varan, Bediüzzaman'a hakarete varan bazı ifadelerin, köşe yazılarının yer aldığı bir gazete bir anda Risale-i Nur sever hale geldi ve oradan birileri orada belli işaretlerden bahsetti. Günümüze yönelik artık algı öyle bir kullanılıyor ki iş risalelere kadar uzandı. Tamam, onların bu ihbarını biz de dikkate alalım ama bir de işi uzmanına soralım. Hocam kışta bir girizgah yaptım, kusuruma bakmayın. Bilenler biliyor. İddia odur ki efendim risalelerde mutlaka ki Üstad Bediüzzaman'ın pek çok meseleyle ilgili ileriye dönük bazı mülazaları, işaretleri var ama günümüzdeki yaşananlarla ilgili de bizzat işaret ettiği bir şey olduğu söyleniyor. Efendim işte hizmet camiası tokat diyor. Üstad Bediüzzaman da bunu işaret etmiş. Var mı efendim orada, oraya hakim biri olarak size soralım. Şimdi öyle bir şey. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Bir kere bahsedildiği yer neresi, orayı buradan bir paragraf okuyalım istiyorum. Bunu da bizzat kaynağından okuyalım dedim. Çünkü o meseleyi konu eden yazar benim verdiğim cevaplardan sonra, biliyorsunuz ben Twitter'da 27 mesajla cevap verdim ona. Ondan sonra ertesi gün değil, ertesi gün tekrar bir yazı yazıyor. Efendim kendisine Ümit Akdemir dediği birisi bilgi vermiş. O da bu bilgiye istinaden efendim ben tahrif etmişim, yanlış söylemişim. Ben de diyorum ki öyle mi? Buyur, elimde Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatından Emirdağ layıkası var. Hı hı. Bizzat kim yayınlamış? Söz Basım Yayın, Nesil Yayın Grubu'nun yayınlamış. Orijinalinden bahsettiği cümleyi ben okuyorum. Burada diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, şairi İslamiye'ye ve siyaseti İslamiye'ye darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Tekrar edebilir misiniz hocam? Edelim. Verdiğim kaynağın 269. sayfası diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, şairi İslamiye'ye, yani İslami şairlere, sembollere, yani ne onlar? Camidir, ezandır, Kur'an'dır, hutbedir, efendim, namazdır. İslamiyet'in sembolü olan, gördüğümüz zaman aklımıza İslam'ı getiren bir takım şair dediğimiz güzelliklere darbe vuranlar ve bir de İslam siyasetine darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Burayı alıyor. Burayı öncelikle önünden, sonundan, Risale-i Nur'da bununla ilgili yerlerden koparıyor ve diyor ki, işte diyor burada işaret edilen kimdir şair-i İslami'ye darbe vuran? Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir ve onun etrafındakilerdir. Yani neye darbe vurmuş bunlar? Camiye, cemaate, ezana, kamete, Kur'an'a, efendim namaza darbe vurmuşlarmış. Dolayısıyla da bunlar tokat yiyorlarmış. Böyle bir kurguyla efendim bir güya çıkarsama yaptığını düşünerek yazıyor. Bunu da aslında kendinden bahsedildiğini biliyormuş Hoca Efendi. Bunu da duyunca, fark edince haşa çılgına dönmüş.
Efendim, şimdi bu iddialara verdiğimiz cevaptan sonra bize yine ilmi cevabımıza ilmi olarak cevap vereceği yerde ben ona hakaretler yağdırmışım. Yani ağzıma almaktan bile haya ettiğim bir şey kullanıyorlar şu anda. İslam ahlakıyla bağdaşmayan, insani nezaketle bağdaşmayan bir ifade var. Akıl ve mantıkla da bağdaşmaz. FETÖ, Fethullahçı terör örgütü imiş. Nasıl oluyorsa silahsız, baskısız, tehditsiz bir terör örgütü. FETÖ'cü mürit hakaretler yağdırmış. Benim 27 tweetimin bir yerinde zerre kadar hakaret yok. Sadece bir şey var. Cehalet ürünü dedim. Neden? O yazar bunları bilmez. Risale-i Nur'da bilmez. Nerede ne geçtiğini de bilmez. Zaten diyor, Ümit Akdemir diye bana birisi bunları verdi diyor. Ben de onları yayınlıyorum diyor. Ümit Akdemir de her kimse müstahar isim olduğunu düşünüyorum. Öyle perdelere, kuytulara saklanmaya gerek yok. Kimse mertçe çıksın, erkekçe benim desin, şöyle şöyle desin. Ondan sonra benim veya benim dışındaki bilenler de bu konu hakkında görüşlerini söylesinler. Cehalet ürünü dedim. Bak cahil bile demedim. Cahil desem bir hakaret olabilir. Ondan bile çekindim. Cehalet ürünü dedim. Çünkü söylediği cehalet ürünüydü. Cahil olmak da hakaret sayılmaz aynı zamanda. İnsan bir şeyin cahili olabilir. Olabilir. Ben onu bile incitmekten kaçındım. Yine kaçınıyorum. Kardeşimdir, ben müminim diyen kardeşimdir. Bir şey demem. Şimdi bu mübarek cuma gününün de mübarekliğiyle birlikte ben bu sohbetimize asla bir kuru tartışma, bir inatlaşma polemik değil. Polemik. Amaç da o değil zaten. İstemiyorum ben asla. Ne benim buna fıtratım müsaittir, ne de Kur'an'dan aldığımız, hadisten aldığımız dersler ve yine Bediüzzaman Hazretleri'nin üslubu buna müsait değildir. Çünkü Bediüzzaman der ki, kim Allah inanıyorsa o noktada kardeşimizdir. Bakın, çok geniş alanı. Allah'a bile inansa sadece, o noktada diyor kardeşimizdir. Ama hem Allah hem peygambere hem Kur'an'a hem şeylere inanıyorsa o zaman İslam kardeşimizdir. Dolayısıyla şimdi benim muhatabım mümin kardeşlerim. Bir de Risale-i Nur'u okuyan kardeşlerim. Risale-i Nur'u okuyan kardeşlerimize sesleneceğim bazı hususlar var. Şimdi bu kardeşlerimizden bir kısmı, bakın ısrarla bu kardeşlerimiz demiyorum. O zaman toptancılık yaparım. Bir kısmı son zamanlarda Hoca Efendi hakkında o kadar ağır güya Risale-i Nur'dan bir takım istihraçlar yani bir çıkarsamalar yapıyorlar ki söylemekten hayal ediyorum ama cevap vereceğim için söyleyeceğim. Ben çok özür dileyerek izleyicilerimizden Hoca Efendi'nin de müsamahasına sığınarak o bir İslam deccalıymış. Haşa. Risale-i Nur'dan güya delil gösteriyor. O bir Süfyan'mış. Yani ahir zamanda gelecek şeriat-ı Muhammediye'yi, Kur'an'ı, İslam'ı yıkacak şahıs. Ya bunu nasıl söyler bir mümin? Bir nur talebesi nasıl söyler böyle bir şeyi? Aklın alacağı bir şey değil. Bunlar akla ziyan şeyler. Önce ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kaynak olarak gösterdikleri 5. şua ve şu anda okumuş olduğum o cümlenin yer aldığı Emirdağ layıkası ve üstadın izah ettiği Sırr-ı İnne Atayna diye bir risalecik var. Kısaca Kevser Risalesi de deniyor. Bunu Derin Tarih Dergisi efendim okuyucularına ücretsiz dağıttı. Bana sorarsan böyle bir dağıtıma çok da gerek yoktu. Neden yoktu? Bakın Üstad Hazretleri kendi yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatının parçalarını nasıl değerlendiriyor? Siz Erkan Bey duymuşsunuzdur. İhlas Risalesi hakkında Üstad der ki en azından yani leakal 15 günde bir kere okunmalı der. Neden? Tazelenmek için. Ha, tazelenmek için. Neden? Çünkü kardeşlerimizi şeytan başka türlü gösterebilir. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Ve ısrarla mektuplarında ihlas, uhuvvet, tesanüt gibi üç önemli düsturu anar durur üstad. İhlas, uhuvvet, tesanüt. İhlas, her işi sadece Allah rızası için yapmak. Uhuvvet,
kardeşlik, özellikle İslam kardeşliği, tesanüt, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bulunmak demek. Ve dikkat edin, üstad bunlarla ilgili konuları çok sık okumamızı ister. Başka, meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz der. Kuvvi mareveniz sarsılmasın. Meyve dediği meyve risalesi. Şimdi ara vermeden önce şunu söylemiştik. Öncelikle Bediüzzaman Hazretleri kendi yazdığı eserleri bir derecelendirmeye tabi tutmuş. Demiş ki en önemli olan nedir? İhlastır, uhuvvettir, tesanüttür. Bunlarla ilgili İhlas Risalesini 15 günde bir okuyun ki birbirinize karşı tavırlarınızı ona göre belirleyin diye. İkincisi, iman hizmeti o kadar önemli ki Eşref Edip'in yaptığı bir röportajda Tarihçi Hayat'ta yer alır. Der ki ben mesaimi iman üzerine teksif etmiş bulunuyorum. Yani birinci önceliği nedir onun? İmandır. İman hizmetini öven, önemini anlatan kısa bir bölümdür 11. Cuma'nın dördüncü meselesi. Onda da der ki meyve o bahis hakkında Emirde alakasında yazdığı bir mektupta. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviniz sarsılmasın. Meyvenin dördüncü meselesi dediği iki sayfalık bir husustur. Bir sual ve cevaptır. Risale-i Nur okuyanlar çok iyi bilirler. O sual özetle İkinci Dünya Savaşı'ndan neden bahsetmediğini, ilgilenmediğini sorar bir talebesi. O da cevaben ondan daha önemli mesele olduğunu belirtir. O da iman meselesi olduğunu ortaya koyar. Yani insanların başına imanı kaybetmek veya kurtarmak davası açılmış. Eğerdir o davayı kaybederse, bütün dünya saltanatı ona verirse, o boşluğu doldurabilir mi? Dolduramaz. Peki, şu anda bahsini ettiğimiz konu hakkında Üstad ne diyor? Üstad Hazretleri'nin gelecekle ilgili bazı müjdeleri, bazı işaretleri vardır. Bunlar rastgele değildir. Ya da uyarıları değil. Bir takım ayetlerden, bir takım hadislerden yaptığı istihraçlar vardır. Bu çıkarsamalar her zaman net olarak değildir. İmtihan olduğu için, hayat bir imtihandır. O çıkarsamalarda bazen kapalı kısımlar bulunabilir. Ve bir önemli husus, ısrarla bu konuları mahremdir der. Bunlar 5. Şua mesela. 5. Şua'nın özelliği, ahir zamandan bahseden, Mehdi, Deccal, Süfyan'dan bahseden hadislerin yorumlarıdır, tevilleridir. Şimdi bunları anlatırken, Şualar kitabını eline alan görür, sırayla 1., 2., 3., 4., 5. Şua diye gitmez. 1. Şua, 5. Şua, 8. Şua en sona konmuştur. 2. Şua'dan başlar. Neden? Çünkü der bunlar herkesi doğrudan ilgilendirmeyen ve mahrem konular. Hangileri diyorsunuz? O 5. Evet. Efendim 1., 8. Şua. Mahrem olduğu için çok mahremdir fazla. Mahremdir diyor. Hı. Evet. Bunların bir kısmını belki çok has talebelerine yazmıştır. Bir kısmı iman hakikatleri kadar zaruri konular değildir. Öyle olsaydı, mesela Ayetül Kübra ile ilgili Üstad Hazretleri herkesin okumasına dair teşvik edici çok ifadeleri vardır. Çok mektuplarında bahseder. Ayetül Kübra nedir? Şualar isimli eserin 7. şuadır. İçeriği nedir? Onun muhtevası kainattan Halik'ını soran bir seyyahın müşahadatıdır der. Yani bir gezgin var, Allah'ı soruyor, yaratıcısını arıyor ve gördüklerini anlatmış. Nedir gördükleri? Göklerden başlar, önce astronomi bilimiyle, sonra yağmurdan, şimşekten, efendim denizlerden, dağlardan, nebilerden, Kur'an'dan, velilerden bütün kainatı konuşturur. Ve her şeyin lisanı haliyle Allah'ı anlattığını ispat eder. Mesaimi iman üzerine teksif ettim dediği için de onu çok önemser. Mesela 10. söz Haşir Risalesi'dir. 1926 yılında Barlaya sürgündeki o ilk yazdığı bir risaledir. Konusu ahirete imanı anlatır. Ahiretin mutlaka olacağını ispat eder orada. Bazı hatıralarda ben bu risaleyi 500 defa okudum diyor. Kendi yazdığı bir kitabı
bir yazar neden 500 defa okur? Cevabı, o konu çok önemlidir. Ahireti anlatan bu bölüm, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla birlikte ahireti ispat ediyor. Dolayısıyla orada hem Allah'a iman hem ahirete iman bir arada zikrediliyor, bir arada işleniyor. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi siz devam edin, mutlaka değineceğiniz yerler var ama şimdi girdiğimiz konu, yani asıl sohbeti yapma sebebimiz olan mesele. Siz de dediniz ki hani Üstad Bediüzzaman birçok yerde geleceğe evet. dair belli kaynaklarla, hadis ve ayet kaynaklarını baz alarak belli uyarılar, müjdeler, işaretlerde bulunmuş. Şimdi bu hep zaten tartışıla gelen bir şeydir. Bu meselede de, bu manipüle edildiğini söylediğiniz meselede de 12, 13, 14. kısım, 16. kısımdı galiba. Oradan hareketle ve başka örnek de verdiniz. Yine başkaları da işte Fethullah Gülen'in Hoca Efendi'nin deccal olduğuna kanaat getirenler. Evet. Peki daha önceden bunlarla ilgili aslında orada şuna işaret ediliyor, şu gruba, şu kişiye, şu döneme işaret ediliyor diye oradan bir tasvir yapıldı mı? Bununla ilgili aslında bir, kimden bahsediliyor orada evet, peki? Bununla ilgili yazılı bir metin ben bilmiyorum ama. Mesela Fethullah Gülen'in bu konuyla ilgili daha önceki sohbetleri ya da başka alimlerin ya da Risale-i Nur talebelerinin eskiden. Ya orada üstad şuraya işaret ediyor dediği bir bununla şey var mı? Bununla ilgili şifahi bilgi buralar okunurken olmuştur. Hı. Bu şudur diyen olmuştur. Şu olabilir diyen olmuştur. Ama yazılı bir metin olarak ben bilmiyorum. Şimdi oraya geleceğim. Beşinci şua ve sırrı inatayna dediğimiz, yani Kevser Risalesi dediğimiz konu nedir? Çok kısa ona değinelim. Mektubat isimli eserinin 29. mektubundan bir bölümdür. Sırrı inatayna. İnatayna'yı biliyoruz. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a efendim en başta Kevser'i verdik diye başlayan bir suredir. Rabbin için namaz kıl, kurban kes der Cenab-ı Hak. Ve özellikle 3. ayeti, son ayeti, İnne şeneke huvel ebter. Yani sana kötülük yapan, taan eden, kötü söz söyleyen, o özellikle Mekke müşrikleri ve reislerini kastederek asıl ebter, soyu kesik odur der. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la erkek çocukları çabuk vefat ettiği için o ebterdir. Yani artık bir erkekten soyu devam etmeyecek diye müşrikler alay ettiler, incittiler. Rabbimiz de teselli ediyor. Hayır diyor, biz sana Kevser'i verdik. Kevser sonsuz nimetlerin bir adıdır. Rabbin için namaz kıl, kurban kes, yani şükret. Asıl kimdir soyu kesik olan? Sana bunları söyleyen, kötülük yapanlardır. Mesela Ebu Cehil'in soyu var mı şu dünyada, ben Ebu Cehil'in soyundan geliyorum diye övünen biri duyduk mu bugüne kadar? Duymadık. Böyle bir şey yok. Ama ben seyyidim, ben şerifim, ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geliyorum diyen var mı? Çok. Var. Hazreti Fatıma validemiz ve Hazreti Ali Efendimiz'den gelen nurani silsile. Dolayısıyla burada bu sureden bir takım çıkarsamalar yapıyor ve diyor ki şurayı okumamız lazım bununla ilgili olarak. Burası güzel anlaşılması için çok iyi okunması lazım. Deminki sorduğunuz soruya Üstad Hazretleri burada da söylüyor. Buradaki bir takım şahısları, hem şahsi isimleri böyle mesaili ilmiyeye girmemek lazım olduğundan. Yani şahıs isimlerini tasrih etmek, açıklamayı uygun görmüyor Üstad. Dedin ya, bununla ilgili bir şahıs, grup bir şey verir. Hayır, Üstad buna razı değil. Efendim, o risale hatta 13 seneden beri elime geçmediğinde isabet var. 13 sene elini almamış o risaleyi. İsabet var diyor. Niçin? Çünkü kardeşlerim dahi onu merak etmesinler. Allah Allah. Şu anda Ala Meleyn Nas tartışılan konu hakkında üstadımıza tavsiye nedir? Onu merak etmeyin. Biri eğer çok merak etse o sırrı inne atayna'nın başında şimdiki saniyen ile başlayan fıkrayı ve laikata geçen aynı meseleye dair fıkrayı okumak lazımdır. Yoksa hiç bakmasın diyor. Anlaşıldı değil mi burası? Yani yazdığı bir şeyi merak edip okumayın diyor. O kadar evet. enteresan bir evet, şey var. İşte bütün Türkiye'deki Risale-i Nur baskılarında bu mektup, bu cümle vardır.
Niye böyle bir şey diyor? Yani ben yazdım ama siz orayı okumayın diyor. Çünkü o zaman belli bir hikmete binaen, belli bir sırra binaen yazmıştır. Ve daha sonra belki konjonktür, zaman, durumdan dolayı da onun mahrem olduğunu, belki bir süre gizli kalmasını istemiş olabilir Bediüzzaman Hazretleri. Şu anda da söyleyeceğimiz belki bazı şeyler var ki Türkiye'nin şu andaki kanunları, mevzuatı müsait değil bunlar konuşmaya. Ferasetli izleyicilerimiz ne dediğimizi pekala anlıyorlardır. Dolayısıyla biz ne yapacağız? O tam özgürlükçü, tam efendim demokratik olan bilimsel serbestiyetin olduğu bir ortamı bekleyeceğiz. İnşallah daha rahat konuşabilmek için. Yani üstad bunu yazdığından beri ortam bekleniyor yani maalesef. Ne yapalım? İnşallah gelir. Şimdi bir hususu anlatacağım. Burada üstad demişti ki İslami şairlere ve İslami siyasete darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler. Fitne olacak deniyor. Açıklasın evet. Lütfen demiş bir arkadaş. Fitne de var mı hocam orada? Fitne diye bir ifade geçiyor mu? Yani değişik yerlerinde var. Şimdi bu konuyu bir önce tamamlayalım. Üstad Hazretleri diyor ki burada dikkat edersen kapalı bir şey var. 12, 13, 14, 16 sene zarfında ne demek? Önce şuna dikkat edelim. Sırrı İnaatayna Risalesi net olarak ne zaman yazıldığını ben bilmiyorum. Yaptığım araştırmalarda da çok net bir ifadeye rastlamadım. Ama 29. sözün bazı bölümleri 1934 yılında yazılmış. Acaba bu rakamları sırasıyla 1934'e mi ilave edeceğiz o rakamları bulmak için? Yoksa Risale-i Nur'un ilk telife başladığı 1926 yılına mı peş peşe ilave edeceğiz? Yoksa birilerinin yaptığı gibi 2000 yılına mı ilave edeceğiz? Şimdi burada bir netlik yok. Benim aklıma başka bir şey geldi hocam. Net olmayan... Ben söylemeyeyim burayı. Bir dakika. Net olmayan bir hususta gayet kendinden emin konuşmak bir kere doğru. Mesuliyet muciptir. Bakın şimdi 1926'ya eklesek 12, 38 çıkar. 12'ye, 38'e tekrar 13 demişti ya, 10 eklesek 1900 efendim ne çıkıyor? 51. 12, 13, 51 çıkar. Peki tekrar bir de ona 13 eklesek 1965. Tekrar ona 16 eklesek 1981 çıkar. Bu tarihlerde veya yakın önü ve sonunda neler olduğuna bakarsak biraz fikir sahibi oluruz. Çünkü burada üstadın ilginç bir şeyi var. Ben diyor bu tokatları, bu belaları küçük bir dairede olacağını zannediyordum. Fakat diyor bu efendim, burayı bir okuyalım. Evvelki meselenin aksine olarak geniş dairede vuku bulan o hadisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları, yani dünya çapında bir tokatmış bu, küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde mana vermiştim ki, tam aynen iki dairede hem küçük hem büyük 12 sene sonra en müthişi dünyayı terk ettiği gibi. Bakın bunun birisi olmuş. Ne zaman olmuş? Bunu 1947'de yazmış üstad. Kaç yıl önce olmuş? Yaklaşık bunun üzerinden efendim 65-70 yıla yakın zaman geçmiş. Ne diyor? Bu oldu. Başka? Büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler 12, 13, 14, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye ihtar edildi. Ne oldu düşünelim. İkinci Dünya Savaşı dünyada birilerine tokat vurmadı mı? Dünyayı... Neredeyse herkese vurdu. Herkese. Yani birçok ülke... Biz savaşa girmediğimiz halde açlıkla, evet. Yoklukla imtihan oldu memleket. Ve bir takım insanlar 1950'lerde, 53'lerde efendim Lenin gibi, Stalin gibi dünyayı zir-i zeber eden, küfrü mutlakı yayan insanlar dünyayı terk etmedi mi o yıllarda? Bunları değişik yerlerde de Üstad Hazretleri söylüyor. Bakın diyor bunlar oldu. Burada zaten diyor ki 12 yıl sonra en müthişi dünyayı terk etti diyor. Stalin olabilir, Lenin olabilir veya birçok dünyayı mahveden, zir-i zeber eden milyonlarca, 40-50 milyon, 60 milyon insanın öldüğü söyleniyor 2. Dünya Savaşı'nda. Dünyayı cehenneme çeviren insanlar, İslamiyet'e de darbe vuranlar
ondan tokat yediler. Ve burada önemli bir husus var. Üstad Hazretleri burada diyor ki sırrı inna atanayı herkes birden anlamaz. Bak o risaleyi zaten anlamaz diyor herkes. Devam edelim. Hem şahsi isimleri böyle mesail-i ilmiye girmemek lazım olduğundan o risale hatta 13 seneden beri elime geçmediğinde isabet var. Kardeşlerim dahi onu merak etmesinler. Şimdi özetlersek, birincisi Üstad Hazretleri'nin burada verdiği rakamlar net değil, muğlak. 3 yere monte etmemiz gerekiyor. Yani 26'dan itibaren olabilir, 34'ten itibaren olabilir bunları eklemek. 2000'den itibaren olabilir. Birincisi muğlak. İkinci husus, Kastamonu laikasında aynı konuda bir işaret var. Ben orayı da müsaadenizle okumak istiyorum. Diyor ki, eski Said'in bir nur alemi göreceğiz demesi, Risale-i Nur'un dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daireyi siyasiye tasavvur ettiği gibi, yani ne demiş? Bunu bütün İslam dünyası da, bütün dünyada Müslümanların bir galibiyeti olarak hissettim diyor ama öyle değilmiş. Nasılmış? Türkiye'de Risale-i Nur'un yazılması ve Risale-i Nur hizmetinin başlaması imiş diyor. Yani kendi yazdığı bir ihbarda üstad iki yerde, birkaç yerde burada diyor ben öyle zannettim fakat öyle değilmiş diyor. Yahu kendi yazarının bile uygulamada isabet etmediğini söylediği bir meselede dün çıkan öğrencisiyim diyen bizler nasıl %100 isabet edebiliriz bunların açıklanmasında? Anladık değil mi? Ben diyor bir nur göreceğiz dedim ama bunu dünya çapında zannediyordum. Öyle değilmiş. Türkiye'de küçük bir hizmet başladı ama inşallah dünyaya yayılıyor. Şu anda da yayıldı. Daha da inkişaf edecek. İkincisi tokat yiyecekler, dinsizler, zındıklar dedim. Onu da küçük dairede zannediyordum Türkiye'de. Meğerse o da bütün dünyada yiyeceklermiş. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada o tokatları yediler diyor. Devam ediyoruz. Sırrı inne atayna'da 13-14 sene sonra dinsizliği, zındıkıyı neşredenler müthiş tokatlar yiyecekler deyip geniş bir hakikati dar bir dairede tasavvur etmiş, istikbal o iki hakikati tabir ve tefsir eyledi. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bu cümleleri işte Hoca Efendi'ye işaret ediyor, tokat yiyor, yiyecek diyen kardeşlerime insafa davet ediyorum ve şu soruyu soruyorum. O tokatı yiyecekler kimlermiş? Dinsizliği, zındıkıyı neşredenlermiş. Haşa, Hoca Efendi ve cemaati dinsizliği mi yaymaya çalışıyor? Hoca Efendi ve cemaati zındıklığı mı neşretmeye çalışıyor? Hoca Efendi ve cemaati şairi İslami'yi mi tahrip etmeye çalışıyor? Allah aşkına aklımızı başımıza alalım. Allah rızası için insafla hareket edelim. Üstadımız der ki biz muhabbet fedaileriyiz. Yani sevgiyle dopdoluyuz. Husumete, düşmanlığa vaktimiz yoktur der. Kardeşlerim biz esasa muhabbeti koymuş üstad. Kardeşliği koymuş. Tesanüdü koymuş. Nasıl olur da böyle bir çıkarsama yapılabilir? Bugün Hoca Efendi'nin daha imamlık döneminden başlayarak şu andaki günlere kadar 50-60 yıllık hayatına baktığımızda gördüğümüz şudur. O günden bugüne yüreğini yakan bir tane ateş vardır. O da nasıl olur da Allah'ın adını, İslam'ın adını, Kur'an'ın adını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namını bütün insanlara ulaştırabilirim. Türkiye'ye değil, İslam alemine değil, bütün insanlara ulaştırabilirim diye beyni çatlamaktadır. Peki bu alanda neler yapmış dersek bakıyoruz. Risale-i Nur okuyan kardeşlerime söylüyorum özellikle. Ben gözlerimle gördüm. Dünyanın 170 ülkesinde insanlara Risale-i Nur'u hem de orijinalinden okutuyor. Erkan Bey dikkat buyurun.
Risale-i Nur Türkiye'nin bir hazinesidir değil mi? Kur'an'ın güzel bir tefsiridir. Bunu İngilizce'ye çevirip İngilizler okusa, Japonlar Japonca'dan, Moğollar Moğolca'dan okusa, bu güzel bir hizmet değil mi? İlim dünyasının kapısı onlara açılmış olur. Peki sorarım size, Risale-i Nur'u elbette ki yabancı dilden okumak güzeldir de, Türkçe'yi öğretsek de orijinalinden okusa, sen ben gibi, bu daha güzel bir hizmet değil midir? Daha güzel hizmettir. Hoca Efendi bunu yapıyor. Almanya konferansa gitmiştim. Orada birisi açmış elinde sözleri okuyor. Aynen bu baskıyı okuyor. Söz yayınlarının almış okuyor. Dedim ismin nedir? Nikola dedi. Soyadını vermeyeceğim. Çünkü Twitter'da kullandım. Uygun değil dedi. Kullanmasak daha iyi olur abi dedi. Peki dedim. Nereden öğrendin Türkçeyi? Ben Rus'um dedi. Türkmenistan Türk Lisesi'nde öğrendim. Müslüman oldum. Ve dedi, Risale-i Nur'u orijinalinden okuyorum. Peki dedim, bu söz basım yayının kitabını öylesine mi aldın dedim, yoksa bilerek mi aldın? Baskıları araştırdım dedi. En kapsamlı açıklama dedi burada. Yani şu kelimeler, altlarında, sonlarında indeksler, ansiklopedik bilgiler, kavramlar sözlüğü onun için aldım. Dedim Nikola, isabet etmişsin. Çünkü dedim bunun hazırlanmasında bir parça ben de çalıştım. Ben de ilgilendim. 50 arkadaş dedim 4 yılda hazırladı bunu. Çok değerli bir eserdir. Ve Twitter'da paylaştım. Bana bir ders yap dedim Risale-i Nur'dan. Aldı eline Nikola. Vallahi ben 10 yıl 20 yıl önce rüyamda görse bile anlamam. Bir Rus açtı tıkır tıkır Türkçe, berrak bir Türkçeyle bana okudu. Allah aşkına Üstad Hazretleri şunu görse, ki görüyor bana göre mana aleminde, ruhen görüyordur Rabbim izin verirse. Üstad alkışlar bu hizmeti. Ve yine bir başkası, Moğolistan Türk Lisesi'nde okuyan Lena diye bir bacımız, hocam dedi sabah namazına nasıl kalkır kitabınızı okudum, Türkçe'ye Kazakça'ya tercüme etmek istiyorum dedi. Kazakça. Olabilir dedim. Gel görüşelim. Yayın evine geldi. Görüştük. Odamda da İhsan Atasoy hocam var. Lena dedim, İhsan hocamız da yazarımızdır diye biraz açıklama yapıp tanıtacaktım ama tanıtmama gerek yokmuş. Zaten tanıyormuş. İhsan hocam dedi, ben sizin Üstad Hazretleri'nin dedi talebelerinin hayatını yazdığınız bir dizi var ya dedi. Onu okuyorum dedi. Zübeyir Gündüzat, Tahir-i Mutlu başladı saymaya. Ve bu kardeşimiz Risale-i Nur'u defalarca okumuş. Türkçeyi su gibi biliyor. Sonra evlenmiş bir Türk'le. Moğolistan'a dönmüş. Bir yayın evi kurmuşlar. Türkçe kaynaklarımızı Kazakça'ya aktarıyorlar. Bu hizmet değil mi? 170 ülkede milyonlarca yeni Türkçe öğrenen gençler bu berrak iman hakikatleriyle tanışıyorlar. Kur'an'ı okuyorlar. Bu bir güzellik değil mi? Bunun tokat sebebi neresinde? Ben anlamıyorum. Yani tokat niye yesin diyorsun? Ve şurada çok önemli bir husus var. Ve yine bütün mümin kardeşlerime Türkiye'de ve Risale-i Nur okuyanlara sesleniyorum. Çünkü Risale-i Nur okuyanlardan bir kısmı, belki de büyük bir kısmı, Hoca Efendi'ye cephe aldılar. Vallahi bu bildiği dalı kesmektir. Neden? Çünkü Hoca Efendi Risale-i Nur'u okuyor, biliyor, sohbetlerinde bahsediyor. Talebeleri okuyor ve ben şunu samimiyetimle söylerim. 40 yıldır Risale-i Nur okuyorum. O kardeşlerimle tanıştığım zaman Risale-i Nur okuyan Hoca Efendi'nin etrafındaki talebeleriyle benden daha çok okuduğunu görüyorum. Peki nasıl ben buna düşman olabilirim? Çok önemli bir husus daha var. Çok çok önemli. O da şu tokat meselesi. Eğer bir Müslümana gelen bela mutlaka tokat diye yorumlanacaksa, haşa, milyar kere haşa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başına her gelen bir tokat mı diyeceğiz? Bediüzzaman Hazretleri'nin uğradığı 21 kez zehirlenme, 35 yıl sürgün, 5 tane mahkeme, 3 tane hapis ve bütün işkenceler, hakaretler tokat mı diyeceğiz? Ha, Bediüzzaman zaten buna layıktı.
şöyle şöyle yapmıştı, işte tokadını yiyeceğiz mi dememiz gerekiyor. Burada başka bir şey çıkıyor tabii. Bir de yapanların pozisyonu, üstada bunu yapanlar. Evet. Peygamber Efendimiz'e bunu yapanlar. Bir de işin o boyutu var tabii. Evet. Yani müşrikler yemiyor da tokadı. Onlarla aynı yerde olma meselesi. Evet, haşa. Şimdi Hoca Efendi ve benzerleri kendi dünyalarında ne yaptık da bu oldu diye muhasebesini yaparlar. Onu şöyle özetler verdiği zaman, kader adalet eder, beşer zulmeder der. Yani haksız bir şekilde insanlar bizi hapse atabilirler. Üstad Hazretleri der ki, bu bir zulümdür ama der, kader açısından adalettir. İnsanlar olmayan bir suçu bana isnat edip atıyorlar, kader de benim bir hatamdan dolayı atıyor der. Ben onu üstada söylemekten Allah'a sığınırım. Ama o kendisi söylüyor. Benim hatam var diyor. Neymiş hatası? Risale-i okuyanlar çok iyi bilir. Konuşan yalnız hakikattır diye bir mektup vardır. 2 sayfalık. Orada bu tür sürgünlerin, mahkemelerin, zehirlenmelerin şundan dolayı olduğunu söyler. Yani kader bana diyor ki, sakın bu Risale-i Nur hizmetini, iman davasını kendi şahsi kemalatına alet etme. Yani ben böyle hizmet ederek bir evliya olayım, büyük makamlar elde edeyim, cenneti kazanayım, cehennemden kurtulayım düşüncesi taşıma. Ben burada söz bitiyor. Büyüklerin ölçüsü çok büyük. Yani ilahi rızadan başka bir şey yok. Sadece Allah rızası. Yani ne sadece cennet hizmet. Tasası ne de cehennem, sadece Allah'ın rızası. Evet evet, onu bile düşünme diyor. Onu da Hoca Efendi'ye de sorsak, iki büklüm olmuş vaziyette, ben gözlerimle gördüm. Ve Risale-i Nur okuyan kardeşlerime de bir de bunu söylüyorum. Ben geçen sene Ocak ayında Amerika'ya gittim. Hoca Efendi ile 5 gün bizzat görüşmelerim, sohbetlerim, derslerine katıldım. Gördüm ki o kendisi asla kendini böyle reklam etmek haşa değil. İki büklüm vaziyette. Risale-i Nur'u okuyan, anlatan, üstattan bahseden, sadece ve sadece derdi, iman ve Kur'an hizmeti olan bir insan. Şimdi böyle bir zata karşı, şurası çok önemli. Hatası olabilir mi kendinize göre? Olabilir. Onaylamadığınız yolu, yöntemi var mıdır? Olabilir. Ama bunu eleştirirken lütfen Risale-i Nur'da üstadın dediği ve özellikle iki cihan serveri Efendimizin dediği ve Kur'an'ın dediği iman kardeşliğini ihmal etmeden, nezaketle, efendilikle, iftira atmadan, yalan söylemeden, hakaret etmeden, incitmeden eleştir kardeşim. Bir şey demiyorum. Onun da yolu inşallah hatasını bizzat kendisine söylemektir. Çünkü Üstad Uhuvvet Risalesi'nde mümin, mümine sever ve sevmene diyor mümini. Mümine karşı görevimiz sevmek. Fenalığı için yalnız acır diyor. Ama ben kardeşlerime bakıyorum, düşmanlık ediyorlar. Risale-i Nur'u okuyor, Hoca Efendi'ye düşmanlık ediyor. Adam eline geçirse boğacak. Bir dakika kardeşim, hayatını okudun mu? Sohbetini dinledin mi? Talebeleriyle görüştün mü? Hizmetlerini Türkiye ve dünya çapında takip ettin mi? Yöntemine katılmayabilirsin. Senin yapacağın tatlı bir şekilde şefkat etmek bir mümine. Hatasını biliyorsan, görüyorsan Allah Allah demek. Neden böyle? Şefkatle uyarmak, kendisine, talebelerine veya yazılı olarak mektupla ulaştırmak. Bazıları der ki ya ulaşamıyoruz. Yazacak mısın? Yaz kardeşim. Sosyal medyada yaz, gazetede yaz, ne yaparsan yap ama lütfen doğru bilgilerle, incitmeden, nezaketle, hakaret etmeden. Peki. Muhatabın bir kardeştir, onu yaz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada hazır siz buradayken dün de konuştuğumuzda söyledim. O konu o kadar vaktimizi alır ki ona sıra gelmez dedi. Ben burada izleyicilerimizin çok sayıda da tweet geldi. Önünde de sözünü almış olayım. Üstad Bediüzzaman'ın ki kendisi de Kürt orijinli, Kürt asıllı bir kişi. Kürdistan'da dünyaya geldim diyor. Evet. Kürt meselesine, Doğu'ya, Güneydoğu ile ilgili de uyarıları, işaretleri var. İnşallah. Şu an güncel olan bir konu olduğu için bir dahaki sohbetimizde onun perspektifinden orası nasıl görünüyor, o sorunlar, onu inşallah irdeleyelim. İnşallah. Peki, çok i̇nşallah. Teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Güne Bakış bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.